Yani şu anda 7 tane satış noktamız var. Belli bir periyotta 10'a çıkaracağız. Sonrasına bakacağız. Şu anda ortalama günlük 7.000 civarında ekmek satılıyor. Edirne'de bu yıl 7 noktada başlayan halk ekmek uygulaması devam ediyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, halk ekmeğin şu anda iyi gittiğini, günde 7.000 adet satış yapıldığını söyledi. Halk ekmek çok iyi gidiyor. Tabii talepler var ama böyle birden açılmak istemiyoruz. Şu anda ilk koyduğumuz 2 ya da 3 noktayı değiştirdik. Çünkü günlük 200 ekmeği geçmedi. Mesela Umur Bey, geçen muhtarın bir açıklamasını gördüm. Ama koyduk, 1,5 ay kaldı orada, günlük 200 ekmek. Arkadaşlar şimdi halk ekmek ama onun da bir işletme maliyeti var, onu da biz hesaplamak zorundayız yani. Onu da hesaplamak zorundayız. Oradan kaldırdık, 1-2 yer daha var öyle. Şu anda çok iyi gidiyor, sorunsuz gidiyor. Fırıncılarımızla uyumlu bir şekilde gidiyor. Buraya da koyun, buraya da koyun diye talepleri var. Yavaş yavaş onlara da, yani şu anda 7 tane satış noktamız var. Belli bir periyotta 10'a çıkaracağız. Sonrasına bakacağız. Şu anda ortalama günlük 7.000 civarında ekmek satılıyor. Başkan Gürkan, halk ekmek gibi et ve süt konusunda çalışma yapmak istediklerini, ancak ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle bu çalışmaları durdurduklarını söyledi. Et, süt. Valla niyetimiz ve çalışmalar var. Niyetimiz ve çalışmalar var. Ama ülkenin şu anda içinde bulunduğu ekonomik kriz bu çalışmaları durduruyor. Süt işte yakın zamana kadar 2,5 liraydı. Şu anda üreticide 7,5 lira değil mi? Üreticide 7 lira. Piyasada 15 lira falan filan. 15 lira, 20 lira gidiyor böyle. Niyetimiz var ama dediğim gibi ekonomik kriz bizi durdurdu. Et fiyatları da. Görüyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor bir açıklama yapıyor. İşte %30 düşürdük diyor fiyatları. Evet fiyatlar düşüyor ama et yok.